Arnavutluk Türkiye ilişkilerinin gelişmesi açısından bu ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının önemi büyük. Bunlardan birisi de Yunus Emre Enstitüsü. Arnavutluğa Türkiye kuruluşlarından en çok destek veren kurumlardan bir diğeri de Yunus Emre Enstitüsü. İşkodra ve Tiran'da bulunan Yunus Emre Enstitüsü Arnavutlara eğitim ve kültürel anlamda destek çıkıyor. Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışında bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla Türk kültür ve sanatının en güzel örneklerini Arnavutluğa tanıtıyor, kültürel etkileşim ve paylaşıma katkı sağlıyor. Müzik, modern ve klasik Türk el sanatları, tiyatro, sinema, fotoğraf, edebiyat, Türk mutfağı gibi alanlarda Türkiye'nin zengin kültür birikimini paylaşmak amacıyla konserler, sergiler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, film gösterimleri, bilimsel toplantılar, aydın buluşmaları, sanat kursları ve benzeri pek çok faaliyet düzenliyor. Yunus Emre Enstitüsü'nde bulunan kütüphaneler sadece yazılı materyaller değil, bilgisayarlar aracılığıyla işitsel ve görsel materyaller açısından da Türkçe öğrenmek isteyenlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Kütüphaneler temel düzeydeki öğrenciler için okuma kitapları, şiir kitapları, Türk filmleri gibi materyallerle Türkçe öğrenmeye yeni başlayanları sürekli destekleyecek şekilde özel olarak da sağlıyor. Dinleme, okuma, konuşma ve yazmadan ibaret 4 temel becerinin eşit şekilde gelişmesini hedefleyen genel amaçlı Türkçe kursları, öğrencilerin somut ihtiyaçlarını gidermelerine yönelik günlük yaşamda kullanılan Türkçeyi öğretmeyi hedefleyen Yunus Emre Enstitüsü kursları Arnavutların oldukça ilgisini çekiyor. Düzenlenen etkinlikler ve kurslara yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Evet, Tiran'a gidiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Salih Gültekin, Gencer Tatar'ın konuğu. Evet Gencer, sözü sana bırakıyoruz. Evet Feridun, bugünkü konuğumuz Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Salih Gültekin. Salih Bey, öncelikle yanımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İlk sorudan başlayayım. İstiyorsanız biraz Arnavutluk-Türkiye ilişkileri hakkında görüşleriniz nedir? Arnavutlar Türkiye'ye nasıl bakıyor? Evet tabii, yani Arnavutluk-Türkiye ilişkileri şu an tarihimizin, özellikle Cumhuriyet tarihimizin belki de en iyi seviyelerinde. Çünkü biliyorsunuz Arnavutluğun yaşadığı bir komünizm dönemi var. Bütün dünyaya kapalı yaşadığı 1946-91 yılları arasında. 91'den sonra tabii demokrasiye hızlı bir geçiş ve bugünlere gelen süreçte her geçen gün katlanarak iyiye doğru giden ilişkilerimiz var. Biliyorsunuz birkaç gün önce hemen Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Buşati Bey Türkiye'deydi. Dışişleri Bakanımızı, Başbakanımızı ziyaret etti. Son derece sıcak görüşmeler geçti. Artan işbirliğimiz hem iş hacminde olsun hem iki ülkenin dostluk ve diğer alanlardaki hem ticari hem askeri anlamdaki anlaşmaları ve beraberliği son derece güzel bir seviyede. Bu tabii ki halk nazarında, iki toplum arasında da ilişkilerin son derece güçlü olduğu anlamına geliyor aslında. Biliyorsunuz beraber yaşadığımız bir 500 yıllık süreç var Osmanlı idaresindeki dönem. Yani bu dönemde iki halk birbirinden birçok şey almış vermiş. Bunun örneklerini dediğim gibi hani arada ciddi bir komünizm dönemi geçmiş olsa bile hala hem insanlarda hem sokaklarda, caddelerde görmek mümkün. Yani şükür ki Arnavut halkında Türkiye'ye karşı çok güzel bir ilgi, çok güzel bir sempati var. Aynı şekilde Türk halkı da yani Arnavutlarla ilgili olan her şeyi ayrı bir heyecanla karşılıyor. Genel hatlarıyla böyle söyleyebilirim. Peki Yunus Emre olarak sizin faaliyetlerinizden biraz bahseder misiniz? Bir İşkodra'da var, bir de Tiran'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi var. Buradaki faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Tabii Yunus Emre Enstitüsü Tiran'da 2009 yılında, İşkodra'da ise 2011 yılında kuruldu. Kurulduğu ilk günden bu yana iki temel amaç üzerine faaliyet gösteriyor. Bir, Türkçe kurslarımız var. Bunun dışında da kültür ve sanat faaliyetleri icra ediyoruz. Türkçe kurslarımız düzenli, devam eden dersler halinde. Her sene kayıt döneminde öğrenci kabul ediyoruz ve sene boyu eğitimlerimiz buradaki Türk hocalarımız eşliğinde devam ediyor. Yani Türkiye'ye ve Türkçe'ye ciddi bir ilgi var ve gerçekten her geçen gün artan bir ilgi olduğunu görüyorsunuz. Yani nedenlerine gelecek olursak sonuçta mesela Türk dizileri burada çok ciddi bir izlenirlik oranına sahip. Yani Arnavut televizyonlarına baktığınız zaman her akşam mutlaka en az bir Türk dizisini ekranda görebilirsiniz.
Bunun dışında Türkiye'nin ürettiği büyük markalar var biliyorsunuz. Anadolu Ajansı gibi, Türk Hava Yolları gibi. Yani insanların hem ekrandan hem de sosyal hayattaki etkileşimlerinde Türkiye ile ilgili mutlaka gördükleri, buldukları bir şey var. Ve yani bu dolayısıyla insanların Türkiye ve Türkçe'ye olan ilgisini tetikliyor. Yani her geçen gün kapımızdan giren öğrenci sayısı artıyor. Bugün itibariyle belki bir 150-200 dolayında öğrencimize şu an aktif şekilde Türkçe dersi veriyoruz. Onun dışında dediğim gibi kültür sanat faaliyetlerimiz sene boyu devam eden bir takvim çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Yani sene boyu resim sergisi, konser, Türk Yemek Günü, Türk mimarisi ile ilgili işte Türkiye ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü değeri tanıttığımız konferans, panel ve birçok faaliyet gerek enstitü merkezimizde, gerekse de şehrin Milli Galerisi gibi, Milli Tarih Müzesi gibi, opera ve bale salonu gibi birçok alanında icra ediliyor. Çok yakında Tiran'daki Milli Sanatlar Galerisi'nde ünlü Türk ressamı Tülin Onat'ın resim sergisini gerçekleştirdik. 3 hafta askıda kaldı eserler. Gerçekten çok büyük bir ilgi alaka gördü. Onun hemen öncesinde geçen sene Devrim Erbil'in resim sergisini yapmıştık. Yakında buradaki opera festivali, Maria Crea Opera Festivali'nde bir Türk sanatçıyla Türkiye olarak yarışacağız. Yani buna benzer sene boyu devam eden birçok kültür sanat aktivitesiyle Arnavutluk'ta yer alıyoruz. Peki şimdi Türkiye'yi Arnavutluk'ta tanıtıyorsunuz. Peki Arnavutluğu Türkiye'de tanıtma gibi bir projeleriniz olmuştu geçenlerde. Onlardan da biraz bahseder misiniz? Edirama'nın sergisi. Evet tabii. Yani aslında proje bazlı faaliyetlerden öte Yunus Emre Enstitüsü buradaki varlığıyla sonuç itibariyle iki halk arasında, iki ülke arasında bir kültür köprüsü görevi görmeyi, bu vazifeyi icra ediyor. Dolayısıyla biz her ne kadar burada Arnavut halkı Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtsak da Türkiye'de de Arnavut halkının, Arnavut kültürünü tanıtılmasına bir yol açmak istiyoruz. Bu vesileyle Arnavutluk Başbakanı Sayın Edirama'nın, biliyorsunuz sanatçı bir yönü de var, kendisinin çizimleri, ressam tarafı var. Onun eserlerinden oluşan bir sergi İstanbul'da Tophaneye Amire binasında açıldı geçen sene. Biz tabii buna aracılık ettik, vesile olduk. Organizatörler başkaları olsa da biz bunun desteklenmesini sağladık. Aynı şekilde Tiran Belediye Başkan Yardımcımız var Sayın Abaz Hado Beyefendi. Yani kendisi de çok aslında büyük bir sanatçı. Grafik ve baskı çalışmaları var. Onun yine İstanbul'da bir sergi açmasına bir vesile biz de sebep olmuştuk, desteklerimiz olmuştu. Bunun dışında mesela yaz okulu öğrencilerimiz var. Her sene 15-20 dönemine göre değişmekle birlikte öğrenciyi, kurslarımızda öğrenim gören öğrenciyi 1,5 aylık bir Türkiye seyahatine götürüyoruz. Orada işte bizim, siz söyleyin, köydeki bir düğünden tutun da çömlek yapma atölyesine kadar hem Türkçe öğreniyor hem Türk hayatını çok yakından öğreniyor. Ve bu esnada da fırsat buldukça kendi kültürünü, danslarını, kendi dilinde oradaki Türk halkına anlatma vesilesi oluyor, bir fırsat buluyor. Çok teşekkür ederim Salih Bey. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz Salih Gültekin'di. Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü. Söz şimdi yeniden tekrar İstanbul'da. Sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz.